Satrançta daha iyi nasıl hesap yapılır üzerine bazı kısa oyunlara bakalım. Diyagramın sağ tarafında gördüğünüz satrançta açılış tuzakları ve sorularla kısa oyunlar video setlerinde buna benzer pek çok örnek anlatılmıştır. Saatlerce olacak şekilde bu video setlerden çalışma yapabilirsiniz. E4, G6, D4, g 7 Modern savunma merkezi beyazlara bırakıyor ama ben bu merkezi yıkabilirim veya kanattan şanslar elde edebilirim düşüncesiyle oynuyor siyahlar. At C3, D6, fil D3. Ufak bir tuzak. Şimdi fil alır D4 yaparsa elbette fil B5 şah çekecek ve sonra d 4ü alacak. Üstelik A8'deki kaleyi isteyecek. Bu sebeple siyahlar C6 oynamış. Fil E3'e de Vezir B6 ile B2 piyonunu tehdit etmiş. Burada beyazların en iyi fikri gelişime devam etmek. Sıklıkla yapıldığı gibi o piyonu feda etmek. Yani e, atı E2'den çıkıp vezir alır B2'ye de kısa rok attığı zaman beyazlar gelişimde önde olacak. Bunlar artık bilgiyle alakalı fedalar, standart fedalar diyebiliriz. Bu bilgiye sahip olmak için de bol bol öğretici oyun bakmak lazım. Vezir B6'ya beyazlar at A4 yapmış. Böylece hem vezir tehdit ediyor hem de B2 piyonunu koruyor. Burada bir diğer seçenek A3 hamlesi. Siyahlar vezir alır B2 yaparsa at A4 ile veziri sıkıştırmak bu da meşhur tuzaklardan biridir. Bu da bilgi. Neden A3 sürdük? Çünkü aksi halde A3 olmasa vezra A3'e kaçabilecekti. Yani A3 geldiğinde siyahlarla B2'yi almamalısınız. Yani kaçamayacağını görüyorsanız at A4'ten sonra. Ama beyazlar at A4 oynamış. Vezir 5 C3 yapmış. Merkezi güçlendirmiş. Şimdi siyahlarla nasıl oynardınız? Hesaplama için belli prensipler vardı. Yine çok satrançta ustalık kursundan bahsediyorum ama oradaki temelden yola çıkacağız bu tür konumlarda. E, temel hesaplama yöntemimiz şah çekiş alış tehditti. Bunu uzunca süredir biliyorsunuz ama bu yöntemi destekleyecek, ona güç katacak yöntem de 5 madde yöntemi. Yani rakibin korunmayan taşlarına bakıyorsunuz. Mesela nedir korunmayan? G2 piyonu. Yeterince korunmayan taş. Yani siz birle istiyorsunuz, birle koruyor. ile istiyorsunuz, ile koruyor. Yani o, o tarzdaki taşlara bakıyorsunuz. Sebebi şu. Yani bire bir durum varsa ikinci kuvvetle istediğinizde tehdit etmiş olursunuz. Üçüncüsü savunmaya bağlı taşlar. O da istemekle korumakla alakalı. Yani savunmaya bağlı bir taş varsa onu yok edebilir miyim, kovalayabilir miyim, saptırabilir miyim düşüncesiyle. E, dördüncüsü açmaz şiş imkanları. Açmaz alabilir miyim? Açmazda taş varsa ondan yararlanabilir miyim? Şiş yapabilir miyim? Aynı dikeyde yatayda çaprazda değerli taşlar var mı diye düşünmek. Ve beşincisi de hareket yeteneği düşük taş. Nedir burada kastettiğimiz? Oyuna girmiş olup da pek bir yere gidemeyecek veya hiç yere, bir yere gidemeyecek taş at A4 aklımıza geliyor. Şimdi bundan sonra şah çekiş alış tehdit yapıyoruz. Güzel şah çekişim var mı? alışım var mı, tehdidim var mı? Alışlar var ama artık çoktan fark ettiniz. Burada B5 hamlesiyle atı sıkıştırıyoruz. Yani bu 5 madde yöntemi bizim zaten yapacağımız, yapmak zorunda olduğumuz şah çekiş alış tehdidi güçlendirecek. Yani çünkü öğrenciler, oyuncular tehdit yapacak ama niye tehdit yapacağını görmüyor. Yani akla bebeş hamlesi gelmeyebiliyor mesela. Burada mesela B4'e de vezir alır a4 var. Dolayısıyla b5 sonrasında oyun terptir. Hemen başka bir oyuna bakalım. e4, g6 yine, d4, fil g7, at c3, d6. Beyazlar filini çaprazdan geliştirmek istemiş. Siyahlar yapıyorsa ben niye yapmayayım demiş. At c6, d5. Ve şimdi at d4 bu önemli bir hamle. Yani daha önceki videolarda da hep anlatıyorum. Mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışacaksınız. Özellikle atlarla. Yani ileri gittiğiniz zaman rakip kampı taşlarınız adeta bombardıman edersiniz. Yani sıkıntı yaratıyor. Ya şimdi mesela şöyle düşünün. Beyazlar diyelim ki at F2 oynadı. At ve 3 mat var. Yani siz atı geri gitmiş olsaydınız böyle bir şansınız olmazdı. Yani şu ortaya çıkıyor. Sizin aletleriniz ileriye gidince rakibe baskı kurunca yapabileceği hamlelerin sayısı da azalıyor. Beyazlar burada file 3 oynamış. Atı sökmek istiyor. Tabii şunu belirteyim. Yani özellikle atları ileri gittiğinizde, taşları ileri, aletleriniz ileri gittiğinizde o aletin düşmeyeceğinden de kaybetmeyeceğinizden de emin olmalısınız. Bu nasıl olacak? Yani bir iki oyunda ileri giden taşınızın başına bir şey gelebilir. Ama sonuçta ne zaman kötü ne zaman iyi anlayabilmeniz için Uygulama yapmanız gerekli. Yani satranç tahtasında hele hele bu 10 dakikalık 15 dakikalık oyunlarda cesur olmanız gerekiyor. Bir şeyleri denemelisiniz. Deneyerek neyin yanlış olduğunu görmelisiniz. Kendi içinizde tartmalısınız. Tabii bir de zaman konusuna gelince bir dakikalık oyunları hiç önermiyorum satranç gelişimi için. Eğlence için oynarsınız her şeyi yaparsınız. 3 dakikalık oyunlar da verimlidir ama siz... 1400, 1700, 1800 bandındaysanız satrancınızda ciddi bir gelişim göstermek istiyorsanız o zaman en az 10 dakikalık oyunları oynamanız gereklidir. Şimdi file 3'e siyahlar C5 oynamış ve atını korumuş. Beyazlar da at B1 oynuyor. Bu hamlede ünlemi hak ediyor. Şimdi kendimize soralım niye atı B1'e gitti? Şimdi rakibi anlamak satranç döneminde. Son hamleye bakıyoruz. Sadece hareket eden taşa değil. Neyi yolunu açtı acaba? Yani C piyonun yolunu açtı ve fikir C3. Vezir B6 gelmiş siyahlar. O da tehlike atıyor B2'ye. Şimdi beyazlar fil C1 yapıyor. Yine C3 tehdit ediyor. Bu da etkili bir yaklaşım. Yine C3 istiyor. Bu da ünlem. Siyahların durumu oldukça zor diyebiliriz. Yani riskli bir stratejiye girdi. Şimdi fil H6 oynuyor. Fil H6'ya C3 geliyor. Beklendiği gibi. Siyahlar fil G4 oynayınca beyaz Vezir 4 şah çekmiş. Şah F8 kaçmış. Şimdi fil boşta kalmasın diye at D2 gelişiyor beyazlar. Ve siyahlarla düşünelim burada ne oynardınız? Yine şah çekiş alış tehdit yöntemini kullanarak hesaplama yapın. O noktada bir zayıflık keşfedeceksiniz. Ondan yararlanabilirsiniz. Evet düşündüyseniz Burada hamle vezir a5. Bunu bulmanın kolay yolu nedir? Şah çekişlere bakıyoruz. At c2 şah çekiş var ama vezir alır c2 alır. Hatta almak zorunda mat olmamak için. Diğer şah çekişleri at f3 şah çekişi ve fil d2 şah çekişi bunlara da bakmalısınız. Ama bize en çok fayda sağlayan at c2 şah çekiş. O zaman ortaya çıkan şu. Beyazın veziri Savunmaya bağlı, savunmaya bağlı taş varsa yok edebilir miyim, ovalayabilir miyim, saptırabilir miyim diye düşüneceğiz. Burada da Vezir A5 çok güzel bir saptırma hamlesi savunmayı uzaklaştırıyor. Çünkü Vezir Alır A5 yaparsa atça 2 mat var. Beyaz Vezir güvenli bir şekilde kaçamıyor. Şu şekilde kaçamıyor, matı tutarak kaçamıyor. Dolayısıyla oyunu siyahlar kazanmıştır.